Merhaba sevgili boğalar. 24 Şubat 2 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet bu hafta sonunda yeni bir ay doğacak. Balık burcunda doğacak bu yeni ay. Yeni ay öncesinde haftanın genel seyrine bir göz atalım. Bu haftanın en önemli gelişmesi Merkür retrosunun artık bitiyor olması olacak. 6 Şubat'tan bu yana Merkür Kova burcunda retro hareketteydi. Şimdi 28 Şubat'ta düzeliyor. 18 derece Kova burcunda. Merkür ileri harekete dönecek ve 18 Mart'a kadar Kova burcunda kalacak. Daha sonra da Balık burcuna geçiş yapacak. İş ve kariyerinizde karşılaştığınız bazı aksilikler, gecikmeler, rötarlar artık bitecek. İlişkiler de daha iyi olacak, iletişim artacak, hızlı gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Bu da yeni iş sözleşmeleri, anlaşmaları anlamına gelebilir. Daha fazla iletişim var. İş seyahatleri de söz konusu olabilir. Sevgili boğalar, kariyerle ilgili konular önümüzdeki dönemde hızlanacak. Özellikle teknolojiyle ilgili internet, bilgisayar olabilir, sosyal işler olabilir. Bu alanlarda bazı gelişmeler hızlanabilir. Evet, bu hafta başında ayın pozisyonlarına baktığımızda 24 Şubat'ta Ay Oğlak Burcu'nda haftaya başlıyoruz. 24 Şubat ve 25 Şubat'ta Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Bu da 9. ev konularınızı etkiliyor. Özellikle yine yurt dışı ile ilgili konular, seyahatler, bazı yasal konular, hukuksal konular, eğitimle ilgili çalışmalar veya medya yayıncılıkla ilgili konular gündemde olabileceği gibi bazı akrabalar, yakınlar, tanıdıklarla da ilgilenebilirsiniz. Ancak Ay Oğlak Burcu'nda özellikle 25 Şubat'ta Uranüs, Plüton, Jüpiter'le sert etkileşimler içerisinde olacağı için bazı ani durumlarla da karşılaşabileceğinizi, bazı baskılar söz konusu olabileceğini, günlük hayatınızda gerginlik ve streslere de yol açabileceğini unutmayın. Jüpiter-Uranüs karesi bu hafta etkinleşiyor 26 Şubat'ta. Bu da iletişimle ilgili günlük hayatınızda biraz enerjinin artmasını ama kontrol dışı durumların da oluşabileceğini işaret ediyor sevgili boğalar. 26 Şubat'ta Ay Kova Burcu'na geçiş yapacak öğleden sonraki saatlerde. 27 Şubat'ta da Ay Kova Burcu'nda. Toplum önünde daha fazla öne çıkabileceğiniz, işinize, kariyerinize konsantre olabileceğiniz veya otorite kavramlarının gündemde olacağı bir zaman olacak. Sorumluluklarınız artış gösterebilir. 28 Şubat'ta Ay Balık Burcu'na geçince yeni ay etkileri devrede oluyor. Yeni ay 1 Mart'ta 10 derece Balık Burcu'nda olacak. Bu yeni ay ile beraber sosyal hayatınızda bir hareketlilik olabilir. Yeni ay Jüpiter'de çok güzel üçgen bir açı oluşturuyor. Dolayısıyla şanslı etkiler devrede. 11. ev yeni ayları belki geleceğe dönük projeler, bazı hayallerle ilgili alanı da etkileyebileceği için yeni girişimler için destekleyici olabilir. Bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Grup çalışmaları, arkadaşlıklarla ilgili konular bu yeni ayda hızlanabilir. Yeni tanışmalar çok verimli olabilir. Özellikle iş alanında sizi çok destekleyebilir. Bazı ortaklıklarla ilgili teklifler alabileceğiniz gibi seyahat fırsatları da karşınıza çıkabilir. Jüpiter 3. evinizde iletişimle ilgili, işinizin tanıtımıyla ilgili, reklam, pazarlama, medya, yayıncılıkla ilgili konularda da bu yeni ay önemli açılımlar getirebilir hayatınıza sevgili boğalar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Tabii yeni ayın etkilerini daha iyi kavramak için lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisindeki genel etkileri takip etmek için günlük burç videolarımızı da gün gün takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.